Meryem. Yoğun bakımda reis. Bana doğruyu söyle bebe. Durumu ağır reis. Meryem'i kim yaptı? Karıma bunu kim yaptı Behbi? Kim Behbi? Nazlı. Ne? Meryem ölürse bu hastaneden sağ çıkmayacağım bebe. Allah korusun reis. Yengem de iyileşecek, sen de iyileşeceksin. Bana söz ver. Eğer Meryem'e bir şey olursa işimi burada bitirteceksin. Reis. Reisinin son isteğini yerine getireceksin. Emredersin reis. Ben bir abimin yanına gideyim. Ben giderim amca, sıra bende. Az önce gözünü açtı. Yengeye bir şey olursa kimse reise bir şey söylemeyecek, tamam mı? Beni öldürün dedi, değil mi? Evet. Eyvallah. Ama sen şimdi söz vermişsindir. Sözümü tutarsan seni ben öldürürüm. Bu sözümü tutacak olursam zaten ben kendimi öldürürüm İlyas. Hadi şimdi git abinin yanına.
Bana söz verdin Meryem. Birlikte öleceğiz diye söz verdin. Bak ben senin yanındayım. Ya sen kalkacaksın. Ya da beraber mezarda yatacağız. Cezaevinde sordum, soruşturdum. Nazlı'nın bir günahı yok. Günah olan benim Şahide. Günah olan benim. Tamam, sensin. Kızın haberi bile yok. Nasıl haberi yok? Adam evine gitmişti. Belli ki işi organize eden Nurten. Onun üstüne bırakmak için onun evinde buluşmuş. Neyse de. Bilen gören yok mu bu Nurten denen karıyı? Benim evlat bulmuş. Yurt dışındaymış. Teşekkür ederim Nevzat abi. Bu arada amcam Nazlı'nın İstanbul'da kalmasını istemiyor. Yurt dışına gitsin diyor. Hem kendi iyiliği için hem de Yunus Selim'in iyiliği için. Ne diyorsunuz efendim? Tamam. Ne istiyorsa yap. Nazlı oğluyla vedalaşmak isteyecektir. Abi şu anda Nazlı'nın istedikleri olmayacak. Siz yolladığınız yeri bana bildirirseniz ben oraya para gönderirim. Oho, Yılmaz. Özel'le mi buluştun? Beraberiz Ünal Bey. Nasılsınız? Deniz. Güneş. Özgürlük. Daha ne olsun be Özer? Onlar burada da var Ünal Bey. Dönmeye niyetiniz yok mu efendim? Hazır olsaydı cenazesine gelirdim. Ama o gitmemiş. Ben niye geleyim? Bir lideriniz var. Hızır Reis'in size selamı var. Ziyaretine gitmiştim. Durumu gayet iyi. O da siz ne zaman geleceksiniz diye sordu. O benim ne zaman geleceğimi bıraksın da kendi geleceğini düşünsün. Belli ki Hızır'a hala kızgın. Belli ki ölmediğine kızgın da. Kendi geleceğini düşünsün falan dedi ya.
O biraz kafamı karıştırdı. Bir şey mi ima ediyorsun? 3 günden fazla İstanbul'dan uzak kaldığını gördün mü? Yok. Senin şu CIA'cı arkadaşlarını bir arasana. Belki bir şeyler çeviriyorlardır. O da burada yok. Doktorların bir kısmı makineden ayıralım kendi kendine uyansın diyor. Bir kısmı da uyanmayabilir. Uyansa da felç kalabilir diyor. Bir ortak karar versinler de. O iş öyle olmuyor Atcan. Bu saatten sonra ailenin kararı. Uşaklarından iyi. Makine mi alacak? Yedirmeyi yok, içirmeyi yok. Nasıl iyi olacak kızım? Bu öyle bir şey değil babaanne. Baba. Kararı sen ver. Meryem uyanmadıkça hiçbirimiz bu kabustan uyanamayacağız. Meryem uyanır da felç kalırsa, yani nasıl uyanırsa, hepimiz öyle kalacağız. Dur, dur. Lütfiye, dur. Kapıyı aç. Thank you.
Hiç halim yok Hızır. Niye? Kocan mı öldü? Hayatta çok şükür. İyi gidi. Kim derdi ki Hızır abim elleriyle Meryem ablama çorba içirecek? Demedim mi size? Her şerde bir hayır vardır. Az önce ölüyorlardı babaanne. O şer kısmıydı. Bu da hayır kısmı. Uşağım karısına çorba içiriyor. Lütfiye, sen sağır mı oldun kız? Ha, duydum. Uşağım ağlıyor da. Geldim Yunus Emre, geldim. Bir aşk filmi bile seyrettirmişsin bak. Teyze. Ha? Sana bir şey diyeyim mi? De. Ha bu Yunus Selim ne olacak? İnşallah mühendis olacak. Doktor olacak. Ne bileyim ne olacak. Hatice, çocuk burada mı kalacak diyor anne. Zeyno'nun yüzü çocuğu her gördüğünde iki karış oluyor ya. Ay lütfen beni karıştırmayın bu işin içine. Hatice abla, Civciv diyor ki belki Hızır abim çocuğu size vermeyi düşünüyormuş. Ne? Annesi çıktı cezaevinden. Niye size veriyor? Canım annesi katil ya. Suçlu olsa hiç çıkartırlar mıydı Mübeccel abla? Torunumu Nazlı'ya göndertmem. Suçsuz olsa da belli ki o evin içine girip çıkan katiller var. Doğru dedin anne. Muhtin için ölmüş dediler. Doğrudur. Nasıl ölmüş? Vadesi dolmuş. Nazlı. Cezaevinden çıktı. Yurt dışına gidiyormuş. Hızır, bak yanlış anlamını isteme. Benim Yunus Selim'le hiçbir sıkıntım yok. Senin oğlun benim oğlum artık. Ama çocuğun bir annesi var. Meryem, çocuğu karşıma alıp annını reddet demedim. Hızır, hatırlıyor musun? Şu masada Alparslan beni annemden ayırdınız diye hepimize hakaret etmişti. Evet, yaptı öyle bir eşeklik. Ama bu sefer haklısın amca. Yurt dışına gönder dedi Nazlı için. Peki Yunus Selim'i de annesiyle beraber göndereyim mi diye sordun mu? Niye böyle bir şey sorayım Meryem? Ben senin yerinde olsam sorardım. Annesiz büyüyen o. O mu büyümüş? Meğer annesini görüp dururmuş Londra'da. Nasıl yani? Hastanede başımda bekçilik ederken yeğenim hakkını helal et. Seni anasız bıraktım. Sana daha iyi bakacağımı düşündüm dedim. Ama bak, bu yaşımda bile ağzıma hala kaşığı anam sokuyor dedim. O da bana, amca sen hakkını helal et. Ben sana doğruyu söylemedim. Ben anamla
Londra'da gizli gizli buluşup görüşüyorum dedi. Sen ne dedin? Hakkımı helal etmiyorum dedim. Hatta kalkıp ağzını burnunu kırmak istiyorum ama ağrım var dedim. Sahtekar. Remzi'yi öldüremeyiz. Abimin arkadaşı. Herkes birilerinin arkadaşı İlyas. Yok öyle değil. Rahmetli abimin arkadaşı. Alparslan'ın babasının. Evet, öyleymiş. Sadece benim anlamadığım, bugüne kadar silah işine girmemiş herkesin tanıdığı arkadaşı olanlar bugün neden birdenbire silah işine girmeye çalışıyor? Hızır vurulunca dadaş, Akbaba gibi üşüştüler. Ben de başta öyle düşündüm de Tipi abi. Amcam hayatta. Bizler de işlerinin başındayız. Bunlara kim yol verdi, kim cesaret verdi? Zannedersin iç savaş çıkacak. Fikret de burada. O söylesin. Memlekette ondan habersiz kurşun uçmaz. Bence bunca silah içerisi için üretiliyor. Doğru söylüyor Ender. Herhangi bir sevkiyat yok. Ya ne iç savaşı? İç savaş mı, iç savaş çıkmaz. Belli ki birisi stok yapıp piyasayı ele geçirmeye çalışıyor. O kadar basit olduğunu zannetmiyorum Ateş. Bildiğiniz bir şey mi var Özer Bey? Yok. Ama yabancıların hareketlerini tuhaf buluyorum. Ünal Bey Amerika'ya gitti. Şimdi doğrudan burayı mı karıştırdı? Masadan gönderilmesi çok zoruna gittiği için Ünal Bey'den her şeyi beklerim. Ünal Bey şahsi düşünmez. Masa onun masası. Ve görünen o ki hedef onun masası. Burası abimin masası. Yılmaz Bey. Ünal Bey'in vekili de masada oturuyor. Amca, ben de Yılmaz Bey'e katılıyorum. Ünal Bey kaybetmeyi sevmez. Burada bir oluşum var ve bu oluşum bizim dışımızda gelişiyor. Şimdi geniş geniş konuşmayalım. Birileri işimize göz dikti. Bu adamları öldürüyor muyuz, öldürmüyor muyuz? Hatta daha dar sorayım. Ben kimi öldürüyorum? Herkes gereğini yapsın. Sadece dediğim gibi Remzi'ye dokunulmasın. Ben abimle de konuşurum. Eğer o Remzi'yle konuşmamı isterse gider konuşurum. Ha öldürülmesini isterse de ben hallederim. Eyvallah. Arkadaşlar, böyle bir konunun üstüne olacak ama sonra alınma kırılma olmasın. Ben yarın Tipi'nin ablası Emine Hanım'la evleniyorum. Herhangi bir düğün, tören yapmıyoruz. Hayda. Onca yıl beklemişsin bir davul zurna çaldırsana. Boş boş konuşma Ender. 50 yaşından sonra davul zurna mı olur? Ablamı almış, bir de bana hava atar gibi göbek mi atacak? İnşallah İlyas'ın düğününde hep beraber göbek atacağız hava atar gibi. İnşallah. Hele bir abim iyileşsin de. İnşallah. Bizim için düğün, tören yapmazlık ediyorsanız Emine Hanım. Olmaz. Yok canım sizin de ne alakası var Meryem? Şimdi bu benim deli kardeşimi dolduruşa getirir biri. Düğün davaya sıkacağım diye gider Fikret'e sıkar. Benim olduğum yere yapın düğünü. Benim olduğum yerde kimse tabanca sıkamaz.
canım, bu yaştan sonra ne gerek var? Kızımla İlyas evlensinler, beraber eğleniriz. Yok Emine abla, biz erteledik o işi. Seneye artık. Kim diyor ne? Hani İlyas'la konuştuk. Meryem ablamla Hızır abim iyice toparlansınlar. Sonra dedik. Ben Hızır abimle konuştum. Yok öyle bir şey. Vallahi ne senin gözyaşlarına, ne İlyas'ın gitgellerine bir sene daha katlanamam. Ben ayağa kalkayım, iyice iyileşeyim, yapacağız düğünü. Meryem. Tamam, yok bir şey. Bu Remzi şerefsiz olmaya şerefsizdir. De. Benim girdiğim işe giremez o. Korkar. Girmiş işte abi. İlyas, anladım. De. Onu bu işe kim sokmuş, onu demeye çalışıyorum. İlyas'ın kararı üstüne. Herkesin bir an önce üstüne düşeni yapması lazım. Yoksa bu işe girenlerin arkasında kim varsa büyük olaylar yaratacak. Yolda haber aldım. İsmi bilinmedik, bu işlerle hiç alakası olmayan adamlar barut fabrikası alıyor. Resmi silah fabrikası alıyor. Bomba mayında üretiyorlar. Bir şeyler dönüyor. Hızır, hani bizim terör örgütlerine silah satılmayacak diye bir kuralımız var ya. Sakın bunlar el altından terör örgütlerine silah sağlamak için iç pazar oluşturmasınlar. Doğru söylüyorsun tipi. Hiç böyle düşünmemiştim. Ne yani? İç pazarı birileri ele geçirecek diye onları öldürüp biz mi yapacağız o işi? Öldüreceğiz. Ama o işi yapmayacağız. Abi Remzi. Sen bu Remzi'ye bir haber gönder. Abime geçmiş olsun demedin, alındık de. Davet et. Arada abi geçmiş olsun dedi. İlyas, bir bahane bul işte de. Çağır gelsin. Ama üst perdeden konuşma. Maksat ağzını aramak. İyi de abi, Remzi'yi bilmiyor musun? Kendisi gelecek bir orduyla, üst perdeden girecek. Ne yapayım, yutkunayım mı? Yutkun dadaş, yutkun. Bak, ben nelere yutkundum. Ay ben de meraklısı değilim zaten Hayriye'nin yanında Meryem'i görmenin. Ama madem buradayım, üstelik söylemişsin de benimle görüştüğünü. Yani bir geçmiş olsun demek gerekmez mi? Anne, seninle görüştüğümü daha yeni söyledim. Buraya geldiğini söyleyemedim. Handan. Bak, seni çok iyi anlıyorum ama Alparslan haklı. Şimdi peşine düşecekler. Nerede kalıyorsun, kiminle kalıyorsun? Ya beni bu işlere bulaştırma. Peki. Ama aklında bulunsun. Doğru bir zaman olursa en azından bir telefon etmek isterim. Hı. Dayı, ne diyorsun şu silah üretim işine? Amerika diyorum. CIA diyorum. E bugün toplantıda Özer Bey de vardı, Özkan da vardı. Haberleri yok. Hı. Demek ki onların klik değilmiş. Kimin klik? Yer altında fark edildiklerine göre çok yakında yer üstüne çıkarlar. Sen hiç merak etme yeğenim. Alparslan, benim kafama takıldı. Bu Remzi babanın arkadaşıydı ama baban hep gizli örgüt üyesi bunlar. Bakmayın dinci geçindiklerine der, sevmezdi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi abi? Okul mukul işleri vardı bunların. Hmm. Kocan haklıydı Andan. Bu okul, dershane hepsi kamuflaj. Milletten çaldıkları paraları saklamak için.
E hala o ekiple mi? 2 yıldır güya ayrı. Ama bu işe girdiğine göre demek ki onların kontrolünde. Şimdi anlaşıldı hangi klik. Benim anlamadığım bu İlyas Şahin abi niye çağırdı? Hızır abi tembih etmiş İlyas abi üst perdeden konuşma diye. Babama sen gel demiş. Dayanamam, sıkarım. İşi bozmayayım. Sonra abimle uğraşmayayım. E doğrusu da bu. Doğrusu bu da. Bu kadar adamlar savaşmaya mı gelmiş? Öyle görünüyor abi. Vallahi Şahin ağa, seni gördüğüme çok şaşırdım. Niye şaşırdın Remzi? Hani beni çok sevmezsin, hep duyarım. Seni sevmem Remzi. Seni de seveni hiç anlamış değilim. Senin için değişti dediler. Geleyim gözümle göreyim dedim. Ben hiç değişmem. Sevmeyeceksen sevme. Ben de seni sevmem. Hızır'la İlyas'ın rahmetli abisi de çok uğraşmıştı seni seveyim diye. Sevemedim. Bizim sevgiye dair bir problemimiz yok. Abi. Kulağımıza bir şeyler geldi. Şimdi bizim rahmetli abimizle olan hukukuna binaen Hızır Reis, ki desen iyi olurdu, size bizzat sormamı istedi. Sor İlyas'ım, sor. Ne soracağım? Sen Sila işine mi girdin abi? He, girdim. Bize sormadan, he? Bize derken İlyas? Masaya, masaya. Şu Ünal'ın bırakıp kaçtığı masaya. Ulan, Ünal bile korkup kaçtı. Sen niye korkmuyorsun diyor sevdiğim İlyas. Korksaydım sorardım. Neyinizden korkacağım siz? Sizin ticaretiniz ayrı, benimki ayrı. Heh. Abi işte biz bu ayrımı merak ediyoruz. Şimdi bak biz de silah üretiyoruz, biz de satıyoruz da. Sen kime silah satıyorsun? Ben sana soruyor mu İlyas? Sen kime satıyorsun diye. Belli ki senin sattığın birine satmamışım ki bunu bana soruyorsun. Senin sattığın birine satmadığıma göre senin ticaretine engel olmuyorum demek. Remzi, abi. Bizim silah satmadığımız bir tek örgütler var. Ve bunlara silah satılmasına müsaade etmeyecek de bir gücümüz. İşine bak İlyas, işine bak. Şu abine de söyle biraz kelle paça içsin. Toparlasın kendini. Yatağından kalksın. Yan yana gelir konuşuruz onunla. Biz Hızır'la anlaşırız. Tabii o zamana kadar bu ülkede her şey değişmezse. Ne değişecekmiş bu ülkede? Senin için hiçbir şey değişmeyecek. Sen yine çıktığın yere gireceksin. Benim çıktığım yer belli. Mapus! Senin çıktığın yer belli değil. Seni çıkartan belli değil Remzi. Ama nereye gideceğin belli.
Abi. Ayağımıza çağırdık, geldin. Eksik olma. Bu anlattıklarını da abime birer birer anlatacağım. Artık hapse mi girilir? Toprağa mı girilir? Elbet bir karar verilir. Eyvallah. Vallahi seni iyi ki çağırmışım ya Şahin ha. Hani yumuşatacaktın ortamı? Yumuşattım işte. Ben olmasam bu şerefsize sıkardın. Sağ ol ya. Sağ ol Şahin ha, sağ ol. Hayırdır Şahin ağa? Ne diyorsun? Abdestsiz gezmeyin bebi. Niye ki? Yakında kıyamet kopacak. Ne diyor bu? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bu kıvılcım ha. Öyle düşün. Bu ara silah işine giren herkese sıkılacak. Reis emrederse Remzi'ye de biz sıkacağız. Sıkarsınız. Bulursanız.